Tabii uyuşturucu yaşı düşüyor, kullanım yaşı düşüyor ve artıyor. Sizce Türkiye'de etkin mücadele var mı uyuşturucuyla? Bilgilendirmemiz oluyor. Evet, çocuklarımız var, 18 yaşında gencimiz var. Tabii ki takip etmemiz gerekiyor. Herhalde yani. İsteriz tabii ki bunun da kalkmasını ortadan, yani bu uyuşturucunun bir an evvel önce Türkiye'den de olsa her yurtta da olduğu gibi kaybolmasını istiyorum. Mücadelemiz belki hani ne kadar elimizde olmasa da tabii ki uğraşları vardır ama devletin de milletin de olması lazım. Biraz da annelerimiz, babalarımız çocuklarını biraz gözetmek zorunda. Evet ama ne kadar 7-24 çocuğun peşinde olamıyoruz. Dışarıda tabii ne kadar tehlike var onu da bilmiyoruz. Şunu söyleyeyim size, çocuklarımızın için mücadelemiz peki istediğimiz kadar yok. Etkin mücadele uyuşturucuyla edilmiyor. Bence edilmiyor. Ne gerekiyor? Yani sadece devletin ya önce, işi mi bu? Hayır, ailenin. Anne babalara da görev. Ailede. Önce aile. Yani evdeki sorunlu ailelerden de kaynaklanıyor. Hı-hı. Mesela anne babaların biraz çocuklara yansıtmaması lazım. Evet. Her sorunu mesela. Gözden yani kaçıyor mu, görmeze mi geliniyor? Ya çok yeterince yok, öyle mi? Öyle yani. Yeterince mücadele olduğunu zannetmiyorum. Yeterince olsaydı zaten bu tür olaylar olmaz. Aileler sıkıp önlem alması lazım. Evet. Çocuklarla ilgili arkadaş çevresini dikkatli incelemesi lazım. Ya yani benim görüşüm hani okula gitti diyerek de boş vermek gerekmiyor çocuklarımız hani. Ne yaptın, ne gittin, dışarı çıktın mı, aileyle devamlı iletişim. Gerekiyor. Evet, devletin de evet, devletin çok önemli toplum, bir yeri. Toplum siz gördüğün zaman şurada sen ne yapıyorsun diyebilmelisin aslında. Diyebilmeliyiz ama şu anda sana ne diyorlar yani, evet. Tepkisi bu oluyor. Ben mesela çok üzülüyorum, gözümde de gördüklerim oluyor hani. Yaklaşamıyorsun, ne yapıyorsun diyemiyorsun hani, artık insan kendi kendine de korkuyor hani. Maalesef yok. Bence yok. Ya hangi kanattan yok? Yani kim etkin mücadele etmesi gerekiyor ki olsun? Bence daha çok devletin. Yani bence çok üstüne düşünmüyor bunu bu konuda. Peki sadece devletin görevi mi bu sence? Tabii ki ailelerin de bilinçlenmesi lazım. Ailelerin de daha çok kendi çocukları üzerinde daha bilgilendirmesi gerekiyor. Yani daha öngörülü olması gerekiyor. Bilinçli bir şekilde uyarıları yapılması gerekiyor. Toplumun biraz sanki toplumun... Toplumun da evet. Hı hı. Biraz ön yargıyla yaklaştıkları için evet. Dışlıyorlar insanları. Evet. Bence biraz daha yanlarına çıkıp... Ama sonuçta... Büyük şehirlerde genelde emniyetin aktif çalıştığını biliyoruz ama tabii ne kadar kafaya ulaşıyorlar, ne kadar zemine ulaşıyorlar. İçin içinde tam olmadığım için bilemem ama tam anlamlı teferruatlı bir çalışma olmuş olsa bu tip durumlar olmuş olmaz. Bugün metamfetamin denilen maddeyi her yerde temin edilebiliyor gençler ve bu uyuşturucu madde için annesine saldıran, affedersin yanlış algılama şey için söylemiyorum yani, bizim kültürümüze uygun olmayan çoğu şeyi yapıyor. Örnek veriyorum, insanlar eşleri, kocalarını satacak duruma gelmiş. Uyuşturucu insana bunları yaptırıyor. Bunun önüne devlet geçebilir mi? Misal geçebilir. Bunun çalışmaları da emniyet, kolluk güçlerimiz tarafından yani yoğun, sık bir denetim yapılması gerekiyor. Ama bu denetimleri yapıldıktan sonra da halk farklı algılayabiliyor. Ya bu denge düşüyor, çok büyük bir iş düşüyor. Artı bana göre esnafın da, örnek veriyorum Düzce'liyim, Düzce esnafının da buna dur demesi gerekiyor. Fazla da takip edilmiyor galiba ya. Çok, daha küçük çocuklara kadar indi, şeylere kadar. Neredeyse ilkokula yanaşıyor ya. Neredeyse ilkokula yanaşıyor yani. Değil mi? Aslında mücadele olması lazım. Ama gene de takip ediyorlar ama onları kimler saklıyorsa saklıyorlar ya. Ben öyle yani biliyorum. İstense hepsi temizlenebilir mi devlet tarafından? Temizlen tabii. Niye temizlenmesin ki? Ben şimdi şurada bir çakınan gelsem beni gezdirmezler. Evet. Gezdirirler mi? Hemen enseleler. Ama bazılarını göz mü yumuyorlar? Yani ne yapıyorlar? Bir...